teknolojiye ilgim aslında ilk startup'ımızdan sonra başladı. İlk startup'ımızdan bahsetmiş olayım, daha sonra teknolojiye nasıl aslında ilgimi duyduğumuzdan bahsetmiş olayım. Ben LSE mezunuyum, London School of Economics. Mezuniyet sonrasında aslında ve hatta öncesinde çeşitli uluslararası firmalarda çalıştım. Daha sonra master derecem için Çin'e gittim. Çin'de de aynı şekilde yine uluslararası firmalarda çalıştım. Bu firmalarda çalışırken fark ettim ki aslında en fazla hoşlandığım şey ve beni en fazla mutlu eden şey bir işi sıfırdan alıp böyle büyütebiliyor olmak, bir noktaya getirebiliyor olmak. Bunu yaparken de bir ekip kurup insanların hayata dokunabiliyor olmaktı. Dolayısıyla artık bundan sonra biraz daha kendi girişimimi kurarak mutlu olacağımı düşündüm. İlk girişimim çok daha farklı bir şeydi. İlk startup deneyimim daha doğrusu. Insider değildi. Çin'den daha sonra dönme sebebimdi. Gayet güzel bir kariyerim ve imkanlarım varken orada. Belki de biliyorsunuzdur, Fethiye'de yaklaşık 7000 tane İngiliz aile yaşıyor ve bu aileler yaz kış yaşıyor. Biz de İngiltere'deki ve Malta'daki modeli Fethiye'de uygulayalım dedik. Yurt dışından öğrencileri buraya bir İngilizce dil okulunda İngilizce öğrenip İngiliz ailelerin yanında konaklayabilecekleri bir model oluşturup getirdik. Yaklaşık 3 sene içerisinde 28 farklı ülkeden 3500 öğrenciye ulaştık ve Türkiye'nin en fazla yabancı öğrenci getiren kurumu olduk. Bu işinden ilk olarak aslında exit'imi de yapmış oldum. İlk startup'ımdan exit yapmış oldum. Güzel bir tesadüf oldu. 3 sene sonra da exit'imi gerçekleştirerek diğer kurucu ortaklarımızdan bir tanesiyle birlikte Insider'ı kurduk. Insider'ın hikayesi çok ilginç. Neden? Çünkü her girişimin malum bir startup bir hikayesi var ve bizim hikayemiz de bu Kaliforniya'daki Gold Rush'a benziyor. Biz ilk işimizi sattıktan sonra öncelikle her belki Türk genci gibi dijital sektörde olmak isteyen Türk genci gibi bir e-ticaret sitesi kurmayı düşündük. Ve o zamanlar baktık ki Kaliforniya'daki Gold Rush gibi aslında e-commerce sektörü de işte 1800'lü yıllarda Kaliforniya'da bir Gold Rush oluyor. Dünyanın her tarafından Kaliforniya'ya altın aramaya geliyorlar. En fazla zengin olanlar altını ilk bulanlarla onları kazma kürek satanlar. Biz de öncelikle e-ticaret sitesi kurmayı düşünürken daha sonrasında aslında onları kazma kürek satan, yani gün sonundaki en büyük ihtiyaçlarını karşılayan taraf olmak istedik. Bunun için tool'lar yapmak istedik, bunun için teknolojik ürünler yapmak istedik. O da aslında dönüşüm oranları, yani conversion oranlarının arttıracak tool'lar, teknolojik ürünler yapmaktı. Aslında benim teknolojiye ilgim başladı ve bu işimi kurdum değil. Neden? Bu hikayeyle birlikte, neden kurduğumun en önemli nedeni de şu aslında. Bugüne kadar Türkiye'de biliyorsunuz belli startuplarda, özellikle teknoloji tarafında belli işte acquisition'lar var, başarı hikayeleri var. Ama henüz daha teknoloji ürün şirketi olarak bir başarı hikayesi yok. Benim en büyük hayalim, aslında teknolojiyle ilgimi uyandıran şey şuydu. Bir global product şirketi, teknoloji product şirketi kurabiliyor olmak. İkincisi de aslında en önemli sebeplerden bir tanesi şuydu. Çok ilginç bir araştırma okumuştum. Bir Stanford Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olanların %36'sı mezuniyetten sonra ilk 5 sene içerisinde kendi startuplarını kuruyorlar. Oysa Türkiye'de mesela bizim CTO'muz İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun. Kendi startup'ını kurdu ve 100 kişiden sadece biriydi kendi startup'ını kuracak. Oysa startup'ların ekonomiye çok büyük katkısı var. Dolayısıyla Insider'a, teknoloji startup'ına tamamen eğitim turizmi işinden de bir teknoloji işte girişte hikayesi böyle.